İsmet İnönü'nün kızı Özden Toker, bir grup gazeteciyi ağırlayarak Pembe Köşk'ün bilinmeyenlerini anlattı. Bunlar da orada verilen yemeklerin menüleri, neler yemişler, neler içmişler ve üstündekiler asıllarını koyduk. Toker, aslına uygun düzenlenerek ilk kez ziyarete açılan babası İsmet İnönü ve annesi Mevhibe Hanım'ın yatak odası hakkında bilgi verdi. Doğup büyüdüğü eve Atatürk'ün de çok sık geldiğini ifade eden Özden Toker, "Her zaman son derece bakımlı ve şıktı. Bize kılık kıyafetinize dikkat edin tavsiyesinde bulunur, evden çıkmadan önce mutlaka aynaya bakmamızı öğütlerdi." diyerek Atatürk'le ilgili bir anısını da Bitter izleyicileriyle paylaştı. Atatürk'le yediğim bütün yemekler özeldi tabii. Ama bir seferinde Atatürk bana doğrudan doğruya bana hitap etti. "Özden," dedi, "sen büyüyünce ne olmak istiyorsun?" Ben de öğretmen olmak istediğimi söyledim. Çok hoşuna gitti. "Biz ne yaptıksa hep iyi öğretmenlerimiz sayesinde yaptık. Ama daha yapılacak çok işimiz var," dedi. Sanki bugünü de görerek. "Onun için iyi öğretmenlere ve iyi öğrencilere hala çok çok ihtiyacımız var. Sen onlardan birisi olacaksın," dedi. Ve onun için işte ben burada bugün size bunları anlatıyorum. Her zaman Atatürk burada otururdu. Sağına babamı alırdı. Diğer taraflara da işte o akşam hangi konu konuşulacaksa o konuyu bilen insanları, yani sadece kendi tanıdıklarını değil, kendi, yani bu mesela fabrika kurulacaksa, hastane kurulacaksa, bu konularda hani tecrübeli olan, bilgisi olan insanları buraya toplar ve yapılacak şeylerin nerede daha çok ihtiyaç var, sadece büyük şehirlerde olmasın, nerede daha çok ihtiyaç varsa, nerede daha çok işsizlik varsa, oraya varılmak zor oluyorsa, hastalıklar, o sırada sari hastalıklar her tarafta var. Onun için hastane, işte nümune hastaneleri mesela öyle kuruluyor işte.